Merhaba değerli izleyicilerimiz. Gerek ana vatanımız Türkiye'den, gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Kanalımıza hoş geldiniz. Kıymetli izleyicilerimiz, maalesef bu yıl kaza haberlerinin daha çok arttığını görüyoruz. Aman dikkatli olun diyorum. Değerli izleyicilerimiz, edinilen bilgilere göre Almanya'da yaşayan ve tatil için İstanbul'a giden İsmail ve Fecire Balcı çifti tatillerinin bitmesinin ardından araçlarıyla dönüş yoluna geçti. Balcı çifti Avusturya'nın Almanya sınırına sadece 5 kilometre kala mesafede seyir halindeyken otoyolda dinlenme alanına girmek istediler. Alanın bariyerlerle kapalı olması nedeniyle dikkat edemedi demek ki sürücü. Bariyerlere çarptı ve karı koca maalesef yaşamını yitirdi. Kazada Balcı çifti hayatlarını kaybetti. Almanya'nın Darmstadt şehrinde ikamet ettikleri belirtilen çiftin düzenlenecek cenaze törenlerinin ardından memleketleri Tunceli'nin Plümür ilçesine bağlı Kalınkaş köyüne götürüleceği ifade edildi. Allah rahmet eylesin. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Çok çok üzücü bir olay. Diğer bir kaza haberimiz ise Sivas'ın Şarkışla ilçesinde düğün konvoyu kazasında yaralanmalı bir kaza meydana geliyor. Ardından 4 kişiden biri hastanede hayatını kaybediyor. Sivas-Kayseri Karayolu 4 yol kavşağında düğün konvoyunda yer alan Oğuzhan Türkoğlu idaresindeki BR627 JG plakalı gurbetçi aileye ait BMW marka Jeep karayoluna çıkmak isterken Kayseri istikametinden gelen 58ACC 199 plakalı mermer yüklü Mercedes marka tır ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle maalesef Jeep'te bulunan sürücü ve yanındaki 2 kişi yaralandı. Yaralılar Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumu ağır olan sürücü Oğuzhan Türkoğlu Sivas'a sevk edildi. Türkoğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen maalesef yaşamını yitirdi. Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Çok çok üzücü haberler. Binlerce kilometre öteden kalk anavatan Türkiye'ye git ve ne diyelim sözün bittiği nokta. Yakınlarına da başsağlığı diliyorum. Allah sabırlar versin. Kıymetli izleyicilerimiz, şimdi geldik Türkiye ile ilgili çok çok önemli bir habere. Yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımızı ilgilendiren bir haberi vereceğim. Eğer siz de Türkiye'de emekli maaşı almak istiyorsanız lütfen bu anlatacaklarımı sonuna kadar dikkatli bir şekilde takip ediniz. Çünkü 40 yılda bir ayağınıza gelen büyük bir fırsat var. Bu fırsat bir daha gelmeyecek. O nedenle özellikle hanımlara sesleniyorum. Çocuğu olan hanımlara sesleniyorum. Anlatacaklarımı lütfen sonuna kadar dikkatli bir şekilde takip ediniz. Kıymetli izleyicilerimiz, eğer siz de yurt dışında yaşıyorsanız benim de eşimin de çoluk çocuğumun da Türkiye'de bir garantisi olsun, Türkiye'de geleceğe dair bir adım atmak istiyorum diyorsanız şimdi anlatacaklarımı lütfen sonuna kadar dikkatli bir şekilde takip ediniz. Eğer siz de yurt dışında yaşıyorsanız, mavi kartlıysanız, pembe kartlıysanız, çifte vatandaşsanız ya da sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup da yurt dışında ikamet ediyorsanız siz de Türkiye'de emekli olabilirsiniz. Özellikle yurt dışında yaşayan ev hanımlarına seslenmek istiyorum. Siz Türkiye'de ya da yaşamış olduğunuz ülkede bugüne kadar hiç çalışmış olmasanız dahi Türkiye'de emekli olma hakkına sahipsiniz. Siz de Türkiye'de emekli olabilirsiniz. Bildiğiniz üzere emeklilik çok çok önemli bir konu. Hayatta bir sefer olan bir şey ve bizim geleceğimizle ilgili bir şey. O nedenle yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın Türkiye'de bir garantisinin olması için en önemli adımlardan bir tanesi emeklilikle ilgili adım atmak. Türkiye'deki bu emeklilik hakkından neden ev hanımları ve hanımefendilerin özellikle yararlanmasını istiyoruz? Çünkü bizim toplumumuzda maalesef kadınlar hep ikinci plana bırakıldı. Kadınlar ömürlerini eşlerine, çocuklarına, ailelerine adarlar. İleri yaşlara geldiklerinde geriye dönüp baktıklarında maalesef elde avuçta hiçbir şey olmaz. O nedenle biz kadınların bu emeklilik hakkından daha fazla istifade etmesini istiyoruz. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın bu emeklilik işlemlerini yapmaları için artık Türkiye'ye gitmelerine gerek yok. Nerede yaşıyor olursanız olun, Almanya, Fransa, Hollanda, İsveç, İsviçre, Danimarka, Avustralya, Kanada, Amerika, Suudi Arabistan, Katar, nerede olduğunuzun bir önemi yok.
Artık siz de eğer yurt dışında yaşıyorsanız emekli olma hakkına sahipsiniz ve bunun için de bu tüm işlemleri yaptırmak için de artık Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Kıymetli izleyicilerimiz, nasıl emekli olacaksınız? Hemen çok kısa bir şekilde bunu anlatacağım. Bildiğiniz üzere emeklilik o kadar önemli bir şey ki hayatımızın son gününe kadar bizimle beraber olan bir maaş. Hatta insanlar vefat ettikten sonra onların eşlerine ve bekar olan kız çocuklarına dahi bu maaşları kalıyor. O nedenle yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın bir kısmı kendi gelecekleri için, eşlerinin gelecekleri için, çoluk çocuğunun geleceği için Türkiye'de emekli olmak istiyorlar. Bu da doğal hakları. Kanunen yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın Türkiye'de emekli olmak için Türkiye'de geçmişte ister sigorta girişi olsun, İster olmasın Türkiye'de emekli olma hakları var. Mavi kartlılar, evet sizler de Türkiye'de emekli olabilirsiniz. Pembe kartlılar, evet sizin de Türkiye'de emekli olma hakkınız var. Çifte vatandaşlar, evet sizin de Türkiye'de emekli olma hakkınız var. Sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup da yurt dışında yaşayanların da emekli olma hakları var. Kıymetli izleyicilerimiz, peki siz nasıl emekli olacaksınız? Türkiye'ye gitmeden emeklilik işlemlerinizi nasıl yapacaksınız? Bu bir WhatsApp hattıdır. Bu WhatsApp hattını önce telefonunuza kaydedeceksiniz. Ardından bu WhatsApp hattına cep telefonunuzdan şu mesajı yazacaksınız. Ben emeklilik danışmanlığı almak istiyorum. Ya da ben ve eşim emeklilik danışmanlığı almak istiyoruz diye mesaj atacaksınız. Siz bu mesajı attıktan sonra şu anda WhatsApp hattının başında bulunan görevli arkadaşlarımız hemen size cevap verecekler. Siz Türkiye'ye hiçbir şekilde gitmenize gerek kalmadan sadece 150 euro danışmanlık ücreti ödeyerek emekliliğinizle ilgili tüm işlemleri yapacaksınız. Ödemenizi yaptıktan sonra size bir randevu günü ve bir saati verilecek. Bu randevu günü ve saatinde Emekli TV'nin sosyal güvenlik uzmanları sizinle WhatsApp üzerinden görüntülü bir şekilde görüşecek ve sizi tüm bilgilerinizi aldıktan sonra sizin için çok özel bir çalışma yapacak. Devlete en az parayı ödeyerek nasıl yüksek emekli maaşı alacağınızı ve en kolay, en erken nasıl emekli olacağınızı ortaya çıkartacak. Daha sonra size ikinci bir randevu verilecek. Bu ikinci randevu gününde yine uzmanımız sizi WhatsApp'tan görüntülü bir şekilde arayacak ve sizin emekli olmanızla ilgili tüm bilgileri aktaracak. Ve siz emekli olmayı kabul ettiğinizde uzmanlarımız yine sizin Türkiye'ye hiçbir şekilde gitmenize gerek kalmadan tüm müracaatlarınızı yapacak, tüm dilekçelerinizi dolduracak ve sizi emekli maaşına kavuşturacak. Türkiye'deki emeklilik sistemi öyle bir sistem ki eğer emeklilik müracaatı yaparken yanlış bir dilekçe verirseniz, yanlış bir formda, yanlış bir kutucuğa işaret koyarsanız devlete ödeyeceğiniz para iki katına çıkıyor, alacağınız maaş da yarıya düşüyor. Onun için hayatta bir sefer olan bir şey için mutlaka uzmanından danışmanlık alacaksınız. Şimdi biz bu hizmetle yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın kapı kapı gezme dönemini bitiriyoruz. Ali bunu dedi, Veli bunu dedi dönemini ortadan kaldırıyoruz ve birilerine de 3-4 bin euro emeklilik danışmanlığı ücreti ödemenizle kökten bitiriyoruz arkadaşlar. Artık sadece ve sadece 150 euro ödeyerek siz geleceğinize dair çok çok önemli bir adım atıyorsunuz. Bitti mi? Hayır. Eğer hanımefendiler eşleriyle beraber ya da bir tanıdığıyla beraber emeklilik danışmanlığı alırsa hanımefendilere %50 indirim var. Normal şartlarda 2 kişi 300 euro ödemesi gerekirken 225 euro ödeyecek. Eğer hanımlar ya da beyler tek başına danışmanlık alırsa onlar 150 euro ödeyecekler. Biz bu hizmeti sınırlı sayıda vatandaşımız için kısa bir süreliğine vereceğiz. Emekli TV'nin emeklilik danışma merkezindeki uzmanlarımız şu anda sizlerden gelecek olan mesajları bekliyorlar. Artık düşünme zamanı değil, harekete geçme zamanı. Hem kendiniz için, hem eşiniz için, hem de çoluk çocuğunuz için geleceğe dair bir adım atmak istiyorsanız bu büyük fırsatı sakın ola ki kaçırmayın. Sadece 150 euro ödeyerek kendi geleceğinizle ilgili, ailenizin geleceğiyle ilgili çok çok önemli bir adım atacaksınız. Bugüne kadar emekli olan vatandaşlarımıza bize göstermiş oldukları güven için çok teşekkür ediyoruz. İşlemleri devam eden vatandaşlarımız var. Artık sıra sizde.
Az önce de ifade ettiğim gibi düşünme zamanı değil, harekete geçme zamanı. Sadece 3-4 kişinin yemek parasına siz emeklilik gibi çok çok önemli bir konuda danışmanlık alacaksınız ve tüm işlemlerinizi de yaptıracaksınız. Ek hiçbir ödeme yok arkadaşlar. O nedenle bu büyük fırsattan mutlaka yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımızın istifade etmesini istiyoruz. Ayrıca çocuğu olan hanımefendiler Türkiye'de daha kolay emekli oluyor. Eğer sizin de çocuğunuz varsa şu an profilimizde görmüş olduğunuz telefon numarasını hemen telefonunuza kaydedin. WhatsApp'tan ben emeklilik danışmanlığı almak istiyorum diye hemen mesajınızı gönderin. Evet değerli izleyicilerimiz, gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese çok teşekkür ediyoruz. Güzel bir geleceğiniz, sevdiklerinizle beraber güzel yarınlarınız olsun. Hoşça kalın.